Merhaba Levent Gültekin, nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Melike sen de Çok teşekkürler, sağ olun. Seçimlere 82 gün kaldı. Erdoğan 11'i Büyükşehir toplam 26 belediye başkan adayını açıkladı. Biliyoruz ki yerel seçimde kavga İstanbul üzerinden dönecek. Biz şimdi haftalardır pek çok isim konuşuyorduk. Tevfik Göksu, Ali Yerlikaya, Engin, Turan Selçuk, Bayraktar. Fakat Erdoğan Murat Kurum'u seçti. Aslında Murat Kurum ismini dillendirmiştiniz. Sizce neden Erdoğan Murat Kurum'u seçti? çok daha önceden belli miydi? Yani bir adaylık krizi yok muydu? Bence yoktu. Arkadaşlar şimdi bir video görebilirler. Benim yaklaşık bir buçuk ay önce söylemişim. Partiler bir ilde, özellikle büyük şehirlerde bu, öteki tarafın seçmenini ayartacak türden adaylar koyuyorlar. Şimdi aynı durum AK Parti için de İstanbul'da geçerli. Şimdi İstanbul'da Tevfik Geksu'nun adı geçiyor. Bir de il başkanının adı geçiyor. Bir de Murat Kurum'un adı geçiyor. Benim tahminim Murat Kurum yani yanılabilirim. Daha, Sonuç... daha seküler görünüşü mü? Evet. Benim tahminim Murat Kurum kesinleşmiş gibi. Çünkü şunu biliyoruz. Murat Kurum şu anda bildiğiniz bir propaganda çalışması yapıyor. Belediye başkan adayıymış gibi. Gençlerle buluşuyor. Hemşeri dernekleriyle buluşuyor. Şimdi Murat Kurum'a muhtemelen el altından böyle bir mesaj verildi. Yürü hazırlıklarına başla diye. Peki Murat, Murat Kurum neredeyse kesinleşti ama hani son dakika bir değişiklik olabilir diye. Aslında Murat Kurum'un olduğunu ...az çok bu işlerle siyaset okuyabilen, siyaset takip eden herkes biliyordu. Fakat bizim medya gazeteci arkadaşlar sağ olsunlar böyle gündem tutabilmek... ...ekranlarda konuşabilmek, konu bulabilmek için ortaya isimler atıyorlar. Üzerinde Hani <laughs> kendi attıkları isimlere bir süre sonra kend kamuoyu da inanıyor... ...kendiler de inanmaya başlıyorlar. Ben nereden öngördüm Murat Kurum'u? iki tane. Şimdi bir tanesi, Murat Kurum bakanlık yapmış bir isim. Normalde Ankaralı ama İstanbul milletvekili, Konyalı aile tarafından... Şimdi bakanlık yapmış Tayyip Erdoğan'ın en çekirdek ekibinden birinin kendi başına kalkıp 6 ay önce gelip İstanbul'da seçim çalışması yapmaz. Bunu herkes bilir. Hani sıradan bir insan değil, sıradan bir insan gelip kendini belediye başkanlığı kampanyası yapabilir, Erdoğan'ın gözüne girmeye çalışabilir. Bu anlaşılır bir şey. Ama o Murat Kurum değildi. Murat Kurum yaklaşık 6 aydır İstanbul'da benim de gözlemlediğim kadarıyla dernekler, gençler, kadınlar bayağı bir fiili olarak çalışıyordu. Ben onu şuradan yorumladım. Erdoğan muhtemelen hemen 2023'ün ardından, yani 2023 seçimlerinin ardından Murat Kurum'a git İstanbul'da başla, çalışmaya dedi. Buradan öngördüm ben de. Aslında hepimiz biliyorduk. Ee, bana göre mevcut isimler içerisindeki kendi açısından baktığımızda en doğru ismi seçti. Ali Yerlikaya ile kazanma şansı daha düşük olurdu. Niye? Ee, çünkü şöyle bir algı doğardı. Ee, kazanacağına pek inanmıyor, elindeki son 3-5 aydır İçişleri Bakanlığı'nda yapmış olduğu doğru işlerden parlayan bir adayı koyma ihtiyacı hissetti. Ee, diğer bir aday, e, Sağlık Bakanı'nın adı geçti, o da yoktu zaten. Bir tanesi, diğer bir adı geçen, konuşulanlardan, aylarca günlerce konuşulanlardan biri, damat Bayraktar. Onu da koyması teknik olarak mümkün değil. Çünkü damadı sürmek demek, İmamoğlu'nun gücünü, yeni şeyini kabul etmek anlamına gelirdi. Murat Kurum kendi açısından en doğru isim dememin iki tane nedeni var. Bir tanesi şimdi partiler geldi iki, bütün taraf hem muhalefet hem iktidar. 45-45 duvarına gelmiş durumdalar. Adayların öbür taraftan oy alabilir olması gerekiyor. Nasıl ki Ankara'da CHP ilkücü kökenli bir Mansur Yavaş'la, Antalya'da DYP Anap kökenli daha geçmişteki olduğu gibi Muhittin Böcek'le seçime giriyorsa, İstanbul'da daha anap kökenli biraz daha sağ tandanslı Ekrem İmamoğlu'yla. Niye? Çünkü Ekrem İmamoğlu'yla ancak karşı taraftan muhafazakar dediğimiz ortalama insanlardan oy alabilirdi. Ankara'da ancak Mansur Yavaş'la milliyetçi muhafazakar kesimden oy alabilirdi. Erdoğan da eğer daha radikal, daha daha parti kimliği İslamcı diyebilir, tırnak içinde İslamcı kimliği ön planda olan bir isim koysaydı öbür taraftan oy alma ihtimali kalmazdı. Şimdi Murat Kurum'un kimliği benim gözlemleyebildiğim kadarıyla Ankara'lı ortalama bir muhafazakar, dindar bir aile. Yani İslamcı ideolojik olarak pek bir geçmişi yok. Öyle bir anlayışı da yok. Diğer bir kimliği ise Şehircilik Bakanlığı yapmış olması. Şimdi benim anladığım Erdoğan İstanbul'daki şeyini, seçim kampanyasını icraat üzerine kuracak. Yani depreme dayanıklı, kentsel dönüşüm. O yüzden Şehircilik Bakanı ve iktidar ittifakıyla beraber bir... Ama kendisinin imar affı ile ilgili imzaları falan var. Böyle bir isim, doğru bir isim. İmar affı Türkiye'nin bütün ayıbı. Yani şöyle, imar affı her tarafta. Şimdi 10 milyona yakın aile başvurmuş. Türkiye'nin yaklaşık 3'te 2'si. Yani başvuranlar da halk. Şimdi imar affını bir suça dönüştürdüğünde o zaman başvuranlar da halk olduğu için o Oradan pek bir şey çıkmaz. Onun döneminde o kamu arazileri en çok özelleştiriliyor. Ben yani bir, hepsinde imzası var. Kanal İstanbul'da var. Salda Gölü'yle yaptıkları o işte NASA be, ayakkabıyla girsin, girilmez dedilen yere dozerleri, iş makineleri evet. falan sokuyor. Şimdi girmiş, bunlar kendi kişisel bir... yanlışları, eksiklikleri. Bunlar seçimde ne kadar karşılık bulur, bulmaz. O, o muhalefetin bunu ne kadar kullanacağıyla ilgili bir şey. Ama biz bu şu anda bir adayın kimliğini doğru yani kendileri açısından ne kadar isabetli olup olmadığını ve Ekrem İmamoğlu karşısında bir şansının olup olmadığını konuşuyoruz. Yoksa yanlışlar eksikliklerini değil. Peki İstanbul'da olmaması işte bir ara Karadenizli aday istiyor falan diye de. Bence tam tersi. Bence Türkiye artık bir Karadenizli, Karadenizli de değil aslında Karadenizlere de haksızlık etmeyeyim Trabzon ve birkaç ilçesi. Türkiye'de Lazistan kuruldu neredeyse. Bize biliyorsun yıllardır Kürdistan kurulacak diye ensemizde buza pişirip Türkiye'de Lazistan'ı kurdular. Bürokrasinin önemli bir kısmı Karadeniz'de değil, Trabzon'un birkaç ilçesi ve bir de belki Rize'nin de çok az bir, bir şeyi. Ee, valilerin, kaymakamların, bürokratların, belediye başkanlarının o yüzden ben tersine İstanbul'da bir Karadenizlilik avantajı değil dezavantajı olduğunu düşünenlerdenim. Çünkü toplumun diğer kesiminde... Genel olarak bir bu tip kadrolaşmaya, bu hemşehricilik üzerinden yapılan kadrolaşmaya bir tehlike var. Şimdi burada bir de e, şimdi partilerin oy oranları çok kilitlenmiş durumda. Cumhur İttifakı'nın oy oranı belli. CHP ve kendi etrafındaki topladığı diğer hangileri destek verecekse onların oy oranı belli. O yüzden burada artık 1-2 puanlık oynamalar. O 1-2 puan hemşehricilik değil bence icraat ve şeyler e, daha çok belirleyici olacak. Anketlerde Murat Kurum her zaman imam olduğunu daha gerisindeydi. Sadece Ali Yerli onu geçiyordu. Ama size göre şansı var galiba. Sence var mı? Ben imam olduğunu çok güçlü bir aday olduğunu düşünüyorum. Peki, ama seçimlerin sandıktan çıktığını düşünürsek oylarla. Eğer sahip çıkılırsa hayır, değişir sahip çıkma o. meselesi değil o, başka bir şey. Benim şimdi yaklaşık 3-4 ay önceki yapmış olduğum bir yayınımda şöyle bir yorumum vardı. Benim yaklaşık bir buçuk yılı önceden beri anlattığım siyaset senaryosuna göre İstanbul'u Erdoğan'ın kazanması gerekiyor o senaryoya göre. Şimdi eğer 22 yıldır seçimleri Erdoğan'ın kazandığını normal şartlarda doğal yollardan bir Erdoğan'ın kazandığını düşünüyorsak o zaman bu seçimde İmamoğlu'nun kazanma şansı vardır diyebiliriz. Ama biz şunu biliyoruz. 22 yıldır Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her seçimi kazanmasına e, bir manevra sebep oluyor. Nedir? 2014'te Ekmelettin gibi, son anda bir Ekmelettin gibi kimsenin tanımadığı etmediği bir aday çıkarılarak, 2015'te normalde seçimi kaybettiği halde MHP'nin saf değiştirip bombaların patlaması sonucu toplumun terör korkusuna teslim olarak olması sonucunda kazanarak 2018'de ortak adaya karar verilmişken bir gece Meral Akşener'in masadan kalkıp ben yokum demesiyle muhalefetin parçalanması sonucunda seçim kazanarak 2023'te hepimizin gözü önünde Meral Akşener'in de büyük desteğiyle anketlerde kazanma ihtimali olmayan en düşük aday Kemal Bey'in adaylık Aday yapılarak, şimdi bu tip hamleleri yapan bir merkez var burada. Yani siyaseti Türkiye'de yaklaşık 20 yıl, belki geçmişte var da takibim, okumam, incelemem 20 yıldan almıştım. Benim yaklaşan kasırga kitabım. Sevgili izleyiciler burada yeri gelmişken anlatayım. Benim yaptığım yorumları, siyaseti nasıl okuduğumu anlamanız için yaklaşan kasırga kitabıma göz atarsanız çok sevinirim. Çünkü bir okuyucumuz bir videomu dinliyor oturmuyor kafasına haklı. Çünkü orada bir bütünlük var. Yani ben o kitaptaki çıkardığım nasıl ki o kitapta Kemal Bey aday olacak ve seçimi kaybedecek. işte Meral Akşener şöyle yaptı dediklerim. Ben nasıl ki 2023 seçim hani ne zaman Eylül'ün ilk haftasında şöyle bir yayın yaptım. Benim tahminime göre İstanbul özellikle İstanbul Ankara'yı bilmiyorum ama özellikle İstanbul Erdoğan'a verilecekmiş gibi gözüküyor ve eğer böyleyse senaryo böyle devam edecekse çok büyük ihtimalle İyi Parti ayrı aday çıkaracak. Bunu Eylül'ün ilk haftası söyledim. Yayınlarım duruyor. Orada izleyebilirler. Ve hakikaten de öyle oldu. Meral Şimdi ben falde bakmıyorum. Bir siyaset okuması. Şimdi benim siyaset okumama göre İstanbul'u Erdoğan'a veriyorlar. Niye? Niye Erdoğan'a versinler? Kim bu verenler diyecek insanlar? Şimdi bir kere artık kim kısmını geçmemiz lazım. Türkiye'de siyaseti dizayn eden bir yapı var. Bunun bir ayağı dışarıda bir ayağı içeride. O yapı. Erdoğan'ı güçlendirerek iktidarda tut, tutmayı 20 yıldır kendine bir amaç edinmiş. Niye? Çünkü Erdoğan güçlendikçe, iktidarını korudukça Türkiye hem ekonomik hem toplumsal anlamda çok ciddi bir tahribat geçiriyor. Tayyip Erdoğan ne kadar çok güçlendirilirse, ne kadar uzun süre iktidarda tutulursa ve ne kadar giderek hukuktan, demokrasiden uzaklaştırılırsa o kadar çok tırnak içinde Saddamlaştırılacağını ve bunun sonunda Türkiye'nin önüne bir şey bir bir büyük ortadoğu projesinin zemini dediğimiz o çatışmalı bir ortamın hazırlandığını düşünenlerden. Oradan baktığımda o oradaki senaryoya göre İstanbul'u Murat Kurum'un kazandığını düşünüyorum. İyi de yani DEM Parti'de çıkarsa aday, daha sonra İyi Parti'de çıkarsa e, yerel seçimlerde bunların çok fazla önemli olmadığını yani o partilerin de gidip yine bir isme verdiğini biliyoruz. Mesela 2014'te e, Sırrı Süreyya Önder %3, %4 falan gibi bir oy almıştı partisinin %10'un üzerinde olmasına rağmen. Yani arkada bir 5 yıl var. Zaten geçtiğimiz günlerde İmamoğlu çıktığında kolları sıvadı ve 5 yıl boyunca yaptığı icraatları tek tek anlattı. Yani... E, ama diğer taraftan Murat Kurum insanlara ne diyecek mesela depremle gidecek de 22 yıl var geride. AKP'nin depremle ilgili yapmadığı ve rant olarak yaptığı şeyler ortada. Tamam 2020. Yani ortada bir sanki üretecekleri bir siyaset yok. Belki beka derler, terörist derler onu. Yok, oraya aslında. girmeyecekler. Senin aynı soruna ben şöyle bir şey söyleyeyim o zaman. 2023'te de ekonomi berbattı. Enflasyon uçmuştu. Toplumsal barış her anlamda ama kazandığı fakat işte yerel seçim ve genel seçim Geleceğim farklı. şimdi. Yerel İmamoğlu. seçim Şimdi yerel seçimde de bir kere mesela şu soruyu kendimize sormamız lazım. Niye 2019'da kimse ne İyi Parti ne DEM ne diğerleri en küçük bir sorun çıkarmadılar ve muhalefet seçim kazandı? Niye şimdi sorun çıkıyor ve İyi Parti ne diyor Meral Akşener? Birinci önceliğimiz İmamoğlu'nun adını vermeden İmamoğlu'nu kast ederek Kandil'le, Kandil'in temsilcileriyle, siyasi temsilcileriyle iş tutarak kendine siyasi basamak, kariyer planı yapanları engellemektir birinci vazifemiz. Böyle diyor ya Meral Akşener. Şimdi diğer şeylerden biri, emarelerden biri dem, demin yani Kürt hareketinin bir adayı çıkarıp çıkarmayacağı. Bir kere şunu söyleyeyim. Senin dediğin gibi değil tablo. Ben Ekrem İmamoğlu'nu çok yakınından birinden duydum. Onların da yani onların da yaklaşımı bu. Şu anda diyorlar ki 40'a kız. Ortada bir 20 var. Bu 20'yi ne kadarını en çoğunu kim ikna ederse o kazanacak diyorlar. Ben de diyorum ki Türkiye'de siyaset eğer kurgu üzerinden yürüyorsa o 20'nin Erdoğan'a yönelmesini sağlayacak bir bir organizasyon yapabiliyorlar. O o kudretleri var. Bu yapının. Mesela 2023'te seçimlerinde nasıl ki PKK sabah akşam açıklama yapıp işte biz Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz. Kılıçdaroğlu kazanmalı diyerek içeride terörle irtibatlı bir muhalefet algısı yarattıysa, nasıl ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir dalgınlık sonucu seccadeye basması içeride vay işte bunun dini değerlere saygısı yok algısı aldı başını gittiyse, buna benzer algı operasyonları yapacak bir güç var burada. Ben bunun eğer İstanbul'u Erdoğan'a verme kararı varsa bu yapının bu algıyla o 20'yi çok çabuk yöneteceklerini düşünüyorum. Diğer yandan 2019'a göre Ekrem İmamoğlu'nun da dezavantajları var. Evet iktidarın çok var ama Ekrem İmamoğlu nedir o? Bir, 2019'daki gibi umutlu bir heyecan yok. Muhalif seçmende bir dağınıklık var. İki, İyi Parti başka bir tarafa çekiyor. Zafer Partisi yeni kendi adayını açıkladı. O başka bir tarafa çekiyor. Dem henüz kararını vermedi. O başka bir tarafa çekiyor. Ne olup olmayacağını bilmiyoruz. Üç, ama en önemlisi Ekrem İmamoğlu'nun seçimdeki rakibi Murat Kurum değil. Bence CHP'nin içerisindeki küskünler. Büyük bir kampanya yapıyorlar sosyal medyada. İşte Kemal Bey'e teşekkür etmedi. Rakibe Erdoğan diyeceksiniz zannettim. Yok hayır. Rakibe Erdoğan değil. Bence CHP'nin içerisinde ee, tekrar genel başkanlığı geri almak isteyen ekip. Onların tek bir yolu var. Yeniden kongreyi toparlayıp ya Kemal Bey'i ya da Kemal Bey'in işaret ettiği bir ismin genel başkan olabilmesinin tek bir yolu var. Ekrem İmamoğlu'na kaybettirmek. Bunu daha çok aleviler üzerinden örgütlemeye çalışıyorlar. Görüyoruz açıktan yapıyorlar. Sosyal medya diyorlar ki aleviler sana başkan seni başkan yaptırmayacak. Sen şeye sana evladım diyen seni aday yapan adama teşekkür bile etmedin. Sen parayla pulla kongreyi şöyle yaptın, böyle yaptın. Şimdi CHP içerisinde bir de Ekrem İmamoğlu'nun eş genel başkan gibi davranması, belediye başkanlarını belir bütün her taraftaki belediye başkanını belirleme çabası CHP'de büyük rahatsızlık yaratmış. Orada bir rakip dediğim. Yani 2019'a göre o hava yok. O yüzden ama ama bence bizim şu beni bizi çok ben çok ilgilenmiyorum. Şundan ilgilenmiyorum. Ne olur ki Ekrem ha, yani, hiç önemsizdir anlamda söylemiyorum. Ama Türkiye'nin geldiği nokta açısından diyorum. Bizim 20 yıldır uygulanan politika yani her seçimde Erdoğan'ın imdadına yetişen bu odağın amacı ne? Bir kere bunu görmemiz lazım. Bu odağın amacı eğer İstanbul'u Erdoğan'a vermek istiyorsa varmak istediği yer neresi? Bana göre orada daha önce söylemiştim bir yayınımda ortada bir aktör bırakmak istemiyorlar. Çünkü tek adamlaşması lazım Erdoğan'ın. Güçlü benim hep tırnak içinde söylediğim Saddamlaşması için içeride bir siyasi aktörün kalmaması lazım. Ben Erdoğan'ın yerinde olsaydım İstanbul'u ve Ankara'yı muhalefetin almasını isterdim. Kendi sağlığı, kendi selameti ve ülkenin selameti açısından. Yani yürüdüğü yolun bir uçuruma, kendiyle beraber ülkeyi de uçuruma götüren bir yol olduğunu, her seçimde önündeki bütün mayınları temizleyen bu yapının amacının Erdoğan'ı güçlü bir lider yapmak değil tek adam yapmak olduğunu. O yüzden 2015'te 15'te iktidardan düşmesine müsaade etmediler. O yüzden 2018'de son anda ortak adaylıktan Meral Akşener'i masadan kaldırdılar. O yüzden 2023'te Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'nu yıpratıp en zayıf adayı adayla ikna ettiler. Erdoğan kalsın, devam etsin. Niye? Ekonomi çöküyor. Toplumsal barış zedeleniyor. Türkiye giderek ilmik ilmik çözülüyor. Onu ancak otoriter bir liderin yapabilirler. Bir şeye hazırlık. O hazırlık çerçevesinde biz bunu tam olarak buna karar verdikten ne zaman anlayacağız? Demin tavrını gördüğümüzde eğer dem de yani Kürt hareketi de kendi adaylığını adaylığını çıkarmaya karar verdiği an biz diyeceğiz ki kan ile de bu yapı benim bu dediğim derin yapı kan dil eliyle İçerideki siyaseti aynen 2023'te nasıl dizayn ettiyse... İyi de demin seçmenin de demden beklentisi var sonuçta. Onu da karşılamak zorunda. Yani bir öncekinde ittifak yaptı. hani Ve hani olmadı öz de verdiler. bir şekilde onlar da adayını çıkarmak isteyecektir. Şimdi yani bu ile ilgili olmayabilir. Şöyle, senin dediğinin haklılık payı var. Her parti eğer kendini düşünüyorsa demin de kendini düşünme hakkı var. Doğal olarak. Ama her parti bize ne diyor? Önceliğimiz Türkiye'yi bu yıkımdan çıkarmak. Bunu demiyorlar mı? Şöyle düşün. Eğer CHP kendi seçmenini düşünüyorsa, HDP Dem kendi seçmenini düşünüyorsa, İyi Parti kendi o zaman kimse Türkiye'yi düşünmüyor demektir. Şimdi bizim birinci önceliğimiz partilerin kendi seçmenlerinin duygularını tatmin etmek, onların beklentilerini karşılamak mı yoksa uçuruma giden bir ülkenin şeyini engellemek mi? Eğer engellemek olsaydı aynen 2019'da olduğu gibi kimse kendi çıkarının peşine düşmezdi. O 2019'da birinci öncelik Türkiye'ydi. Ama şimdi partiler oldu. O yüzden şimdi dönüp de deme şunu diyemiyoruz. Bir dakika sen niye aday çıkarıyorsun diyemiyoruz. İyi Parti'ye de diyemiyoruz haklı olarak. Çünkü CHP de koltuk peşinde. İmamoğlu nasıl ki bütün belediye başkanlarını ben belirleyeyim diyorsa haklı olarak İyi Parti. Şunu söyleyeyim. Benim siyaset okumama göre İstanbul'u AK Parti'ye verecekler. Ve ben bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyuru konferansındaki rahatlığını görünce dedim ki bir şey var orada. İnanılmaz rahattı. inanılmaz bir şey. Hiç böyle aheste aheste adaylığını. Ama sosyal medyaya bakarsak bazı arkadaşlara aynen 2023'te olduğu gibi Ekrem İmamoğlu aldı götürdü. Murat Kurum'un durumu kötü. Hiç öyle değil. Yani şunu kabul edeceğiz. Seçimin kimin kazanacağına halk karar vermiyor. Halkın duygularını manipüle eden yönlendiren, partileri ona göre hareket ettiren o mekanizma karar veriyor. O mekanizmanın çabalarını biz 3 ay içerisinde göreceğiz. Duygu. Mesela Ekrem İmamoğlu'na diyelim ki yanındaki biri öyle bir yanlış yaptıracak ki örnek veriyorum. O yanındaki birinin işte Kemal Bey e diyorlar ya secdeye kimin bastırdığını bir türlü anlamadık, nasıl olabilir falan filan diye. Mesela diyelim ki Ekrem İmamoğlu'na o yanındaki biri öyle bir yanlış yaptıracak ki biz misin ne oluyor burada diyeceğiz. Aynen 2023 seçimde olduğu gibi, aynen 2018'de olduğu gibi, aynen 2015'de olduğu gibi, aynen 2017 referandumdaki oyların hani mühür soyların kabul edilmesi gibi. Yani siyaset sadece ne kalmış olsaydı manipülasyon olmadan o zaman evet muhalefetin şansı daha yüksek diyebilirdik. Evet bunları görmek hayal kırıklığı yaratıyor. Umarım. Umarım görmeyiz. Evet. Sinan ateş soruşturmasına geçtiğimiz hafta konuşmuştuk. Bilirkişi raporu girmişti dosyaya. Şimdi bir savcı krizi yaşanıyor. Bir yılın sonunda tam iddianame yazım aşamasına gelmişti. Savcı Ayhan Ay iki aylığına sağlık raporu aldı. Yani bu 31 Mart yerel seçimlerine kadar soruşturmanın, aslında başlamayan o soruşturmanın biraz durduğu anlamına geliyor. Diğer taraftan da MHP'li isimlerin tahliyesi var. Savcı Ayhan Ay'a... FETÖ'cü diyen Orhun Haber sitesinin sahipleri, Ülke Ocakları Başkanı bu. İki isim hem kendisi hem de kardeşi birkaç ay önce e, tutuklanmışlardı. Onlar da tahliye edildi. E, bu şey anlamına mı geliyor? Şimdi AKP ve MHP arasında o bahsettiğimiz kavga askıya mı alındı seçimlere kadar? Şimdi bence buzdolabına kaldırıldı. Öyle görünüyor. Bunun birkaç tane işareti var. Şimdi AK Parti ile MHP arasında gizli saklı olmayan bir Yargı ve İçişleri Bakanlığı üzerinden bir kavga vardı. Biz bunu benim gibi birkaç arkadaş e, aylardır anlatıyoruz. Benim en az 3-4 tane videom var bununla ilgili ve ben orada zaten söylemiştim. Muhtemelen Tayyip Erdoğan yerel seçime kadar açıktan bu işi açıktan bir kavgaya dökmeyecek demiştim. Hatta göreceksiniz örnekler vermiştim. Anayasa Mahkemesi'ni yeri geldiğinde fırçalayabilir. Sanki Anayasa Mahkemesi'ni şey yapıyormuş gibi, suçlu buluyormuş gibi. Ama bak şimdi şuradan biliyoruz. Orada ciddi bir kavga var. Nereden biliyoruz? Bir, Anayasa Mahkemesi'nde Can Atalay kararına imza atan hakimler, şeylerin, Anayasa Mahkemesi üyelerinin çoğunu Tayyip Erdoğan atamış. Tayyip Erdoğan'ın olur olmadan o öyle bir karara kimse imza atmaz. İki, İçişleri Bakanlığı'nda yapılan operasyonları görüyoruz. Ve üç, Sinan Ateş dosyasının adım adım nereye gittiğini görüyoruz. Şimdi savcı izine çıkmış. Bu tutuklanan Mert, Kerem, Ejder, bir de Servet Ejder. Onlar serbest bırakılıyor. E, Olcay Kılavuz'a giden bir şey vardı. MHP ve AK Parti arasındaki bu kavga buzdolabına kaldırıldı, yerel seçime kadar. Benim görüşüm, biz yerel seçimden sonra bambaşka bir Türkiye göreceğiz. Nedir o? Ya e, Tayyip Erdoğan, MHP ile olan, benim tırnak içinde kullandığım paralel yapılanma devletteki onunla... Kafasındaki savaşı yerel seçim sonuna bıraktı. O savaşı başlattığında başka bir Türkiye olacak o. O her şeyle karşı karşıya kalabiliriz. Veyahut kavga etmeyecekler, bir savaşa girmeyecekler. Tayyip Erdoğan MHP'nin başlattığı, Tayyip Erdoğan'ı saddamlaştırma politikasına teslim olacak. MHP şimdi ben ne alırsam kardır diye mi Hayır. ilerletiyor? Hayır, bence şu anda Erdoğan'ı bir yere sürüklüyor. Şimdi bak, Erdoğan bugün, e, adayları açıklama toplantısında Özgür Özel'e bir cümle etti. 18 yıl hapis cez cezası almış bir terörist, terörist Can Atalay'ı kast ederek e, işte bilmem hapisten kaçırmaya çalışıyorlar. Bak o kadar söylediği o kadar tuhaf bir şey ki. Arkadaş o anayasa mahkemesi üyelerini sen atadın. Senin atadığın anayasa mahkemesi üyeleri Can Atalay serbest bırakılsın diyor. Eğer bu anayasa mahkemesi üyeleri emperyalizmin kuklası iseler niye atadın bunları? Hayır değilseler niye kendi atadığın üyelerin suçunu ana muhalefete yıkıyorsun? Anlatabiliyor muyum? Yani şunu görmemiz lazım. Erdoğan Anayasa Mahkemesi'ndeki tabloyu şu anda çıkıp Bahçeli'ye açıktan söyleyebilecek durum yok. Çünkü yerel seçimlerde ittifaka ihtiyaçları var. Peki diyelim ki kavga etmediler bunlar yerel seçimlerden sonra. O zaman MHP Anayasa Mahkemesi'nde başlattığı Erdoğan'ı daha da radikalleştiren, daha da tek adamlaştırdığı politikayı daha hızlandıracak demektir. Anlatabiliyor muyum? Her halükarda Türkiye'yi yerel seçimlerden sonra bir tufan bekliyor. Erdoğan bir noktadan sonra dur diyecektir ama. Belki teslim olacak. Belki de dur demeye gücü yetmeyecek. Mesela bir şey söyleyeceğim sana. Şu anda bizim düşündüğümüzü sence MHP düşünmüyor mudur? Kesinlikle düşünüyordur. Şöyle demiyor mudur mesela? Bu adam belki de yerel seçimlere kadar, suyu geçene kadar ayıya dayı diyordur. E, onun da çünkü alacağı var, çıkar kavgası var sonuçta. Bence onun da garantisi vardır. Ya yani O da şöyle demiyordur herhalde. Tamam biz de yerel seçimlere kadar Tayyip Erdoğan'ın oyununu yutalım. Yerel seçimlere Bence öyle demiyordu. O da şöyle diyordur. Yerel seçim... Biliyoruz sen hangi niyetle bu kavgayı su yüzüne çıkarmıyorsun. Tamam gelirsen göreceğin vardır diyordur belki de. Ama orada MHP yalnız değil, orada MHP yok. Tayyip Erdoğan MHP ile kavga etmiyor. Tayyip Erdoğan bence kendisini saddamlaştırmaya çalışan, bu siyaseti dizayn eden odakla, yani suyu geçene kadar, o son 6-7 seçimdir, suyu geçene kadar dayı dediği ayılarla arada bir sürtüşmeye çalışıyor. Cesareti yetmiyor bence. Gücü yetmiyor. Her biri hep şöyle bir şeye geliyor. Şunu da bir atlatayım. Ama vaktinde verilmemiş kavganın faturası ağır olur. Eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kafasında yerel seçimi atlatayım, burada onlarla hesaplaşmamı o gün yaparım diyorsa onların da kafasında bir plan vardır mutlaka. Burada kaybedecek olan Türkiye'dir. MHP'nin Anayasa Mahkemesi'ni hedef alması, içeride önüne geleni tehdit etmesi, bütün bunların amacı tekrar söylüyorum. Türkiye'nin Orta Doğu projesi dediğimiz o çerçevede zemin hazırlanması, iç karışıklığın çıkması, toplumsal ayrışmanın yaşanması, bunun için hukukun ortadan kalkması gerekiyor, demokrasinin kalan son kırıntısının ortadan kalkması gerekiyor, yoksulluğun daha da artması gerekiyor ve içeride tamamen kutuplaşmış bir toplum, işte Kürtler, Aleviler, muhafazakarlar, dindarlar, MHP ne yazık ki bunu organize ediyor. Tayyip Bey yumurta küfesi sırtında olduğu için kendince birazcık engelleye belki de bilmiyorum. Ben bazen şöyle bir hisse kapılıyorum. Tayyip Erdoğan acaba bize mi takiye yapıyor, onlara mı takiye yapıyor? Belki de bize yapıyordur. İstemiyorum gözüküyormuş gibi. Onlarla yani sanki böyle sanki MHP ile uğraşıyormuş işte dava açıyormuş. Sinan Ataş dosyasını Anayasa Mahkemesi üyeleri ondan izins belki de bize yapıyordur bunu bilmiyorum. Onu ancak ilerleyen günlerde anlayacağız. Yani o kavga başlayacak mı, başlamayacak mı? Ama benim gördüğüm e MHP ile olan kavga olsa da Türkiye'yi bir tufan bekliyor. Hayır kavga olmayıp anlaşırlarsa yani Tayyip Erdoğan MHP'nin çizdiği politikaya tam teslim olursa da geçmiş olsun Türkiye'ye. O işte bugünkü anayasasızlık dediğimizin daha ileri evresi. Muhtemelen anayasa değişikliği gelecek. Anayasa değişikliğinde Tayyip Erdoğan'ı biraz daha radikalleştiren, toplumda daha da nefret objesine dönüştüren, Saddamlaştırmanın en temel sembollerinden biri nedir? toplumdaki öfkeyi o lidere karşı en yüksek seviyeye çıkarmak ki yarın biri gelir de size demokrasi getiriyorum dediğinde toplumu yanında görsün. Anlatabiliyor muyum? Bunun zemini hazırlanıyor. Tayyip Bey bunun farkında mıdır böyle davranıyor? İşte bu Sinan Ateş olayları falan değil midir? Onu bence göreceğiz ama şunu diyebiliriz. Bu kavga şimdilik 31 Mart sonrasına ertelendi. İşte bunlar serbest bırakıldı. Anayasa Mahkemesi kararı bugün Tayyip Erdoğan'ın C Özgür Özel üzerinden meydan okumasıyla belli ki orada Can Atalay ile gözden çıkarıldı. Öncelik İstanbul'u alalım sonra bakalım diyecekler ama her halükarda. O yüzden ön, ön seç, o yüzden ben yerel seçimlere önem atfedemiyorum Melike. Yani bir taraftan uçuruma gidiyoruz biz belediye aldık diye sevineceğiz mesela. Anlatabiliyor evet. muyum? Yani muhalefet ama İstanbul'u biz kazandık. E, bu kavga buradaki uçurum Türkiye ameliyat masasında. Bir taraftan ekonomik kriz var. Ekonomik yani. kriz. Ekon, şimdi amel, bir ülke ameliyat masasında ya da şöyle benim tabirimle kasırga geliyor şuradan ağır bir kasırga ve biz şöyle diyoruz. Buzdolabını nereye koyalım? Buzdolabımız acaba şu marka mı olsun, şu marka mı? Ben belediye tartışmalarını biraz öyle görüyorum. Ha bu ama siyasetin gereği bu. Ne yapacaksın? Bırakacak hal yok. Sonuçta asılacaklar. Ama muhalefet gerçi Türkiye'de muhalefet yok. Hep diyoruz ya. Gerçek bir muhalefet olsaydı buna Ekrem İmamoğlu'nu da katarak söylüyorum. Bu seçimi kişisel bir çabadan ziyade bir toplumun umuduna dönüştürürlerdi bir kere daha. Yani dönüp topluma öyle bir şekilde anlatırlardı ki gelen tehlikeyi, felaketi ya arkadaş bu seçim bu felakete bir adım daha yaklaşma seçimi. Belki son bir kurtarma, ülkeyi bu felaketten kurtarma umudu. Ama Ekrem İmamoğlu bambaşka bir telde, işte sen dediğin gibi dem haklı olarak kendi tabanına hesaba katıyor İyi Parti. Başka bir telde CHP'deki kendi yani CHP'liler şu anda hani güya memleketi AK Partililere kızmıyorlar mıydı? Şu an bazı CHP'liler sosyal medyadan Ekrem İmamoğlu kaybetsin diye kampanya yapıyorlar. Yazarlar var ya Ekrem İmamoğlu kaybetsin diye kampanya yapan muhalif yazarlar var. Bize bu şunu gösteriyor. Türkiye kimsenin umurunda değil. Ben partideysem, partinin kontrolü, yani partinin yönetiminde ben varsam Türkiye benim umurumda. Ben yoksam Türkiye benim umurumda değil. Belediye başkanlarını ben belirliyorsam Türkiye benim umurumda. Ya da benim partimin çıkarını koruyorsam Türkiye... Türkiye hiç kimsenin birinci önceliği değil dediğim o. Birinci öncelik olmadığı için de ne yazık ki geliyoruz. İşte yerel seçimlerde o mu kazanacak? Ama tekrar söylüyorum kimin kazanacağı ayrı ama yerel seçimlerden sonra büyük bir hareketle, tufanla karşı karşıyayız değil. Süper Kupa'yı da konuşmak istiyorum. Buyurun. Ee, 30 Aralık'ta Riyad'da oynanacaktı Süper Kupa maçı. iptal edildi. Şimdi günlerdir biz en çok konuşması gereken TFF Başkanıydı ama ondan hiçbir açıklama, doğru düzgün hiçbir açıklama duymadık Mehmet Büyükekşi'den. Eee maçın iptal edilmesinden günler sonra Ali Koç çıktı ve açıklamalarda bulundu. Kararın hatalı olduğunu söyledi. Protokolü görmedik dedi. Sorumluluk TFF'dedir dedi. Sonra Büyükekşi'nin de istifa etmesi gerektiğini söyledi. E, açıklamaları ben izledim. Siz de izlediniz galiba. Nasıl buldunuz? Samimi buldunuz mu? Ne diyorsunuz? Bir kere ben anlamadım o maçın niye oynanmadığını. Ali Koç'u dinleyince dedim ki maç niye oynanmamış? Ali Koç diyor ki Suudi Arabistan'ın bir kusuru yok. Biz de eğer bizim ülkemizde de maç iki... Yani, bir, iki, aynı ülkenin iki takımı oynasaydı bizim kurallarımız geçerli olurdu. Pankarta bir şey söylemediler. Marşa bir itiraz etmediler. Atatürk formasına da pek bir itiraz etmediler diyor. Bir formada var bir sıkıntı. Yoksa evet. yani marşta zaten İstiklal Marşı o... değilmiş o. Parla Marşı. Ha, ama pankartta da yokmuş çünkü pankarta zaten da yokmuş, pankarta evet. da bir şey yokmuş. yokmuş. Şimdi ben izliyorum. Gazeteci diyor ki peki o zaman niye oynamadınız diyor. Cevap yok. Şimdi görünürde şunu anlıyoruz. TFF yani Türkiye Futbol Federasyonu rezil etmiş. Doğru düzgün işi yapamamış. Hem kulüpleri hem de. Ama orada bir şey söyledi Ali Koç. Dedi ki Suudi Arabistan'da oynanması benim fikrimdi. Ve yanlış olduğunu sonra fark ettim. Demek ki neymiş? Aslında o maçın oynamamasının bir nedeni varmış. Ali Koç yaptığı yanlışı fark etti. Toplumsal tepkinin büyüklüğünü gördü. Bir bahane bu çıkması gerekiyordu. O bahane neydi? Şeye soyunma odasına polislerin girmesi. Ve onu bahan etmişler zaten oradan dönmüşler. Tam da onu söylüyorum. E aklı selimle hareket etmiyor dedik dediğimiz o. Yani ortada bu dedikleri gibi vay Atatürk'ümüze hakaret, Atatürk'ümüze saygısızlık böyle bir şey yok. Beceriksiz bir futbol federasyonu var. Doğru düzgün işini yapmayan futbol kulüpleri var ama beni en çok şaşırtan onu da söyleyeyim de biraz Fenerbahçelileri kızdırayım bir onlar kalmıştı. Onlara kızdırmamıştım. Ali Koç diyor ki işte ben diyor bir daha aday olmayacağım diyor. Çünkü ben olduğum müddetçe Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar. Bu aynen Tayyip Erdoğan'ın ya da diğer siyasetçilerin üst aklına benziyor. Ben muhalefetle Fenerbahçe'yi çok benzetiyorum birbirine. Şimdi Fenerbahçe Türkiye'nin en önemli takımı. Cumhuriyet değerleri açısından da baktığımızda çok önemli takımı. Tabii ki Şike meselesinde olduğu gibi FETÖ'nün direkt hedef alması buradan baktığımızda Fenerbahçe'yi bir engel olarak görüyorlar. Bunlara itiraz etmiyorum. Futboldan pek anlamam ama en azından gördüğüm kadarıyla diyelim ki hakem haksızlıkları da var. Ama bir kulüp başkanı ben varken 5 yıldır bu yüzden şampiyon olamıyoruz demesi bana biraz tuhaf geldi. En azından şunu demez mi insan? Belki ben başarısızım yönetemiyorum. Bu kadar Fenerbahçe'li insan şey diyor başarısızsın diyor. Ya Kimse Türkiye'de ben başarısızım demiyor. Muhalefet de öyle. Bak Ali Koç'la muhalefet çok benziyorlar birbirlerine şey orada da muhalefete yıkıyor diyor ki siyasi araç ha, orada diyor, bence orada sorun diyor muhalefetteydi ke, evet. yani çıkıp öz kimse Yapmıyor, vermiyor ya Yap, yap şey. hayır yani mesela şunu şey şey demiyor şey, ya biz ben biz bir anlık benim bir anlık yanlışım orada oynayalım deme yanlışımın sonucunda bir yanlış yaptığımı fark ettim bunu bu yanlışı toparlamak için anlık duyguya teslim oldum demiyor dönüp diyor ki muhalefet diyor istismar etti bu duyguyu diyor evet. mesela. İşte dediğim o. Yani hata kendisinde değil, başarısızlık kendisinde değil. Birileri onları şampiyon yapmıyor. Hep birileri işte tefefe TFF diyor ki biz yazdık 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 bir protokol olup olmadığını bize söylemediler. E sen demedin mi kardeşim ben protokolsüz nasıl gidiyorum buradan oraya? Çocuk oyuncağı değil ki mahalle takımı değilsin. Koskoca Türkiye'nin en büyük takımlarından birisin Fenerbahçe'sin. O yüzden niye o maç oynanmadığının cevabı yok. İşte o yüzden ben şuna yoruyorum. Bunu illa birinin üzerine kurmama gerek yok. Bu biraz Tayyip Erdoğan'ın içeride bir anlık bazı pazarlık anlarda Tayyip Erdoğan'a böyle hafiften ucunu gösterme. Ayarını bozarız toplumsalı. Hani diyorum ya manipüle seçimi manipüle etme. İstedikleri şekilde manipüle edebiliyorlar. İsterlerse Atatürkçülük duygusunu kabartıyorlar. İsterlerse o Atatürkçülük layıklık ortadan kaldırsın bastırıyorlar. Kimsenin sesi çıkmıyor. İsterlerse Anıtkabir'e bir meczubu gönderiyorlar. Şeriat diye bağırıp oradan bir tedirginlik. Mesela bak Anıtkabir'e. Melike sen gazeteci olarak giremezsin o törene. En az 3 akreditasyon Kesinlikle lazım. Kesinlikle evet. En az. Ama nasıl oluyorsa bir meczup o törene giriyor ve şeriat istiyorum diye bağırıyor. Bütün bunlar içerideki siyaseti dizayn etmenin enstrümanlarıdır diyelim. Daha da uzatmayalım. Çok teşekkürler sağ olun. Ben de çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler biliyorsunuz artık bugünden itibaren her pazartesi, çarşamba ve cuma saat 8'de yayınlıyoruz. Bir aksilik bir terslik olmazsa çarşamba günü görüşeceğiz. Beğeni, yorum ve abone olmayı lütfen unutmayın. Bu arada tekrar şeyler görüyorum. İşte Levent Bey bağış yapacağız hesabınıza göndersek olur mu diye onu kabul etmiyorum. Nereden yapacağız diye bilmeyenler var anladığım kadarıyla. Paylaşın yanındaki 3 noktanın üzerine dokunduğunuzda orada bağış yeri var. Bağışlar için çok teşekkür ederim. Bu arada ben izleyicilerimizin şeyini merak ediyorum. Sizce Ekrem İmamoğlu'nun kazanma şansı var mı? Ya da siyaset dışarıdan dizayn ediliyor mu? Bu konuda sizin görüşünüz ne? paylaşırsanız çok sevinirim. Çarşamba sabahı görüşmek üzere hepinize şimdiden iyi bir hafta diliyoruz.